Eleman buraya geliyor. Önce bir sağ solu kesiyor. Bir bakıyor. Kesiyor ne var ne yok diye. Ondan sonra tabii kafasında az çok bir projeyi yapıyor. Nalbura giriyor bizim içeriye. Nalbura diyor ki işte çimento kaç para falan. Fiyat alıyor. Zaten orada bizim kameralar da var. Gayet net gözüküyor yüzü suratı falan. Ondan sonra oradan çıkıyor. Şu tarafa doğru giderken arkadaşlar uyarıyor. Diyor ki o tarafa geçme yasak. O da tamam o zaman falan diyor. Tam şuradan böyle geri gelirken şöyle o sırada bekçi kulübesinin içine gözü takılıyor. Zaten orada bir duraksıyor şöyle bir bekçi kulübesinin içine böyle bir bakıyor. O sırada orada anahtarı görüyor. Ondan sonra şöyle bir sağ solu kesiyor. Sağ solu kestikten sonra hemen şöyle bir geri dönüyor. İçeri giriyor. Anahtarı aldığı gibi cebine koyuyor. Kaçıyor göz arasında. Tabii tabii. Ondan sonra buradan yürüyor. Hı. Yürüdükten sonra evet. Burada kamera kayıtlarını da ben izledim. Hı hı. Arabayı keşfedebilmek için karşı tarafta caddede bir volta atıyor arabayı bulabilmek için hangi araba oldu diye. Ondan sonra arabayı keşfettikten sonra şu Seba Suit var karşıda. Evet. Seba Suit'e gidiyor orada bir yerde oturuyor saklanıyor evet. Yani. Orada çamaşırları var onun arasında. Seba Suit'te pusuya yatıyor yani yolun trafik olmasını bekliyor. Trafik olsun ki hani buradan karşı taraf gözükmesin ben arabayı alayım gideyim diye. Bir de arabayı alıyor ama bizim tam dükkanın önünden çıkmıyor. Yani mesela intiba döner var karşıda. Evet. İntiba dönerin yan yolundan girip arka taraftan kaçıyor yani. Bu projeyi önceden çizmiş kafasında yani. Ondan sonra arabayı alıyor gidiyor arabayı. Arabayı aldı. Tabii biz burada arkadaş geldi aracın sahibi. Dedi ki ya dedi benim araba nerede dedi falan. Dedik nasıl yani nerede falan. Tabii kimsenin daha haberi yok hiçbir şeyden. Kimse ya. Diyoruz ki senin araba karşıdaydı. Ya diyor benim araba yok. Buraya geliyor millete ya benim arabayı nereye gönderdiniz diyor. Hani şaka mı yapıyorsunuz bana falan. Ya dedik bak bunun şakası olmaz. Git dedik şikayetini yap. Kimse neyse baktık ettik araba yok piyasada. Ondan sonra tabii bizim buradaki kameradan bizim şirketin kameralarından baktık. O gelip burada fiyat soran eleman meğersem öyle yapıyor arabayı alıyor götürüyor. Peki nasıl yakalandı efendim? Nasıl yakalandı? İşte emniyete falan her yere bildirildi. Ondan sonra arabayı sadece şeyde Çeliktepe tarafında bir sokakta en son MOBESE kayıtlarında görüyorlar. Ondan sonra daha iz yok arabada. Daha haber alınamıyor. Ondan sonra dediler ki yani şey yapalım hani medyaya haber verelim. Haberlere çıksın. Belki bir faydası olur diye. Sonra gelip burada işte bir gene böyle bir röportaj oldu. Röportajın akabininde işte akşam haberlerine servis edilince haber. Babası görüyor haberlerde. Bakıyor bu benim oğlum diyor. Babasının zaten çocuklarıyla bir problemi varmış. Galiba yanılmıyorsam çocuk uyuşturucu falan kullanıyormuş. Hani uyuşturucu kullandığından dolayı babasıyla problemleri varmış. Ondan sonra babası görünce de bunu emniyeti arayıp bu çocuk benim çocuğum. Bu olayı yapan benim çocuğumdur deyip emniyet mensubunu haberdar ediyor. Evet. Emniyet mensubu da çocuğu alıyor. Evet. Çocuğun da yapmış olduğu ifadede büyük bir ihtimal demiş ki yani uyuşturucunun etkisindeydim. Hı. Kafam yerinde değildi hatırlamıyorum gibi bir şey demiş. Ondan sonra arabanın bulunuş şekli de sanayi mahallesinde arabayı çalışır halde bırakıyor. Kaçıyor gidiyor yani arabayı o şekilde buluyorlar. Araba çalışır vaziyette. Ondan sonra bizim arkadaşlar da gidiyor arabayı buluyor.